Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Lara Görken. Bugün Irmak Kazık ve Tufan Ersöz'le beraberiz. Peki ortada hangi yemeklerimiz var? Kuzu beyni, çiğ yumurta, böyle iğrenç bir milkshake, koç yumurtalığımız, billurumuz, balık gözümüz ve bol kimyonlu acılı bir dondurmamız mevcut. Hepsi. Eğer herkes hazırsa challenge'ımıza başlıyoruz. Hazır mıyız? Vallahi menü çok etkileyici. Ben menüye bayıldım. Michelin yıldızı var mı yani? Var. Arkadaşınız bir süper güç elde edebilseydi aşağıdakilerden hangisini tercih ederdi? A. Görünmezlik, B. Uçabilmek, C. Zihin okuyabilmek, D. Zaman yolculuğu yapabilme. Süreniz başladı. Ben Irmak Kozu'nun görünmezliği seçeceğini düşünüyorum. Ben de Tufan'ın uçabilmek diyeceğini düşünüyorum. Benim yükseklik korkum var. İkiniz de zar atabilirsiniz. Seçmezsin ki. Sen oyun oynuyoruz, görünmez katil oluyorsun. O bense kesin edeceksin. Bu çok önemli. Bu arada arkadaşlar cevap vereyim. Irmak abinin cevabı uçabilmek, Tufan abinin ise görünmezlikti. 5! Billur! Aa, balık gözü! Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane kulak arkası yaparsın işte. Balık gözü! Dur, burnumu tıkayım da, ooo büyük göz geldi bana, dur. Çok güzel bir göz. Dur bir ay. Dur. Şurada bir tane vardı. Allah'ım bir şey geldi. Bir şey, hadi bir şey, hadi bir şey. Altı değil mi? Alkış! O zaman atıyoruz. Alt kardeşim, bakayım ne geliyor. Oh! Oğlum sen zar çekiyorsun. Oğlum böyle atıyorum işte. Ben böyle bir şey görmedim ya. İki defa bir üst üste nasıl atabilirsin ya? Oh, neydi o? Maydanozlu naneli muhmit şeyimiz. Enerji verir zencefille hafif. Hocam kızgın kumlardan senin suları gider gibi. Ne güzel. Biz burada balık yiyoruz. Sen bir şey iç. Çok bitirmeyeyim, diğer turlarda da içerek iç. Evet, hazırsanız ikinci soruma geçiyorum. Evet. Ünlü basketbolculardan biriyle yemek yiyebilecek olsa arkadaşınız kimi seçerdi? A. Michael Jordan, B. LeBron James, C. Kobe Bryant, D. Allen Iverson. 15 saniyemiz başladı mı? Ben MJ diyorum. Evet, ben de MJ diyorum. Yani burada yalan dolan yapmadıysan... Tebrikler. Kazanlar! Buraya geçiyor muyuz zaten? Evet. Yani rahmetli Kobe'den belki yola çıkarsın diye... Ben de korktum yani, kesin hani radikal o... bir şey. Ama MJ yani... Evet, ayıp olur. Ayıp olur. Evet, şimdi arkadaşınızın boyunu tahmin etmenizi istiyorum. En doğru cevabı veren kazanan kişi olacak yaklaşık olarak. Başlatıyorum sırayı, başlat. 1.95 1.93 İkisi de tek attı arkadaşlar. Çok iyi, evet. Lan gerildim ya. 94 mi 95 mi çok gittim geldim. Ulan 95 demiştim. Ben de kendi boyumla ilgili gittim geldim ama. Evet. Dördüncü sorumuza hocam, geçiyorum. Beyin çakman lazım. Senin bir beyin çakman lazım. Beyin bedava, evet. Beyin bedava. Beyin bedava. Arkadaşınız şıklardaki bir şeyden vazgeçmek zorunda kalsa hangisini seçerdi? A. Et yemek, B. İçki içmek, C. Denize girmek, D. Araba kullanmak. Ben araba kullanmak diyorum. Tufan Ersöz için. Maşallah. Yani buradan eğer saçma radikal bir şey peşinde koşmuyorsa burayı sorunsuz geçeceğim. Evet, bravo. Ben de seninle alakalı, yani araba kullanmayı seviyorsun. Onu seçmemişsindir diye düşünüyorum. Beni ters ayakta bırakmak için özellikle seçmemişsindir. Seviyorsun. Diğeri neydi? Bir dakika. Et yemek var işte. Et yemeği de... 15 saniye olmadı mı arkadaşlar? Evet, evet. Bir dakika, ufak yorumlar yapacağız. Biz de yorum kimliğimizi burada konuşturmamız lazım yani. Tamam, hadi bir soruya torpil geçelim arkadaşlar. Bence içki içmek demiştir. Ve Tufan abi zar atıyor. Şak şak şak. Bir dakika, ne seçti? Ne seçti? Irmak abi de araba kullanmak demişti. Evet, severim ama hocam kusura bakma şimdi. Hani neden vazgeçeceksem sıralamasında?
onu tercih etmeyebilirim. İçerim abi diye. Ben sana söyleyeyim, direkt ters ayakta bırakıyorsun ya. Bu bayağı komple var burada. Komple mi komple mi? Komplo. Oh. Zart tuttu. Sen bu defa tuttun bak sen. Küfür küfür etsem şey... Kırmızı benim bak. Aslan gibi bir attım işte. Şu hurtalığına biz de bakalım be. Abi ya. Valla bu sabah gider yani, bu yapılabilir. Ha, tarifini alalım size. Abi bu işte satar bu satar. Aynen bu gider. Abi bak o beşinci soru çok sıkıntı. Evet, beşinci soruya geçiyorum. Eğer gerçekten var olsalar arkadaşınız hangisini seçerdi? A. Uçan araba. B. Ruhlarla iletişim kurabilmek. C. Hayvanlarla konuşabilmek. D. Işınlanabilmek. Ben Tufan için ruhlarla iletişim kurabilmek diyorum. Ve zar atıyorsun. Hayır yapma! Vallahi ben de senin için hayvanlarla konuşabilmek diyorum. Tokyo ile konuşmayı isterdin herhalde. Bildim. Bu sefer ilme kaldı! Allah! Hocam hedefim bitene kadar, yarışma sonuna kadar bunu konuşacağım. Hocam elini şöyle şuraya. O kadar. Tutuyorsunuz. Üç tane bir de gel, bir de gelebilir bence yani. Fincan getireceğim. Bir iki gelsin de yumurta gönderin. Bir dışında herhangi bir şey. Oh, bo! Bak, bakıyorum nerede? Çekiyorsunuz değil mi bunları şike? Bir geldi ya. Yine bir geldi. Var önümü geldi. Gansal kuruyor. Oğlum bunun altında mıknatıs falan mı vardı? Arkadaşlar şike var resmen şike. Nasıl olabilir? Oh çok şey güzel. Devam devam sorulara devam. Evet. Evet. Sonsuza kadar yaşlanmayacak olabilseniz arkadaşınız hangi yaşta kalmayı tercih ederdi? A 10, B 18, C 30, D 25. Süreniz başladı. Burada ikimiz de yanılmayız diye düşünüyorum ya. Yani. 18 değil canım. Ben Tufan için çok stresli. Sürekli. 30. Bir yanlış yaptı. Tufan için diyorum. Evet ve Tufan güzel atıyor. Oldu çeşitli. 25 seçmişti Irmak abi. Ben 25 seçtim hocam. Neden seçtim onu da açıklayayım hocam. Hocam senin bak, tamamen 30... komple hayır, bir dakika. Ya. Bunu çok güzel açıklayabilirim. 30 hakikaten en güzel yaşlar. 30 sonrası. %100. Fakat hocam 25'li yaşlar. Gold time. Abi evet, ülkeye yaşadığımız hayat itibariyle en güzel zamanlarda. O yüzden ben o günleri yaşamak isterim yani. Prime time. Evet abi. Abi ben kendi benim hayat, bizim hayatımızın prime time'ydi abi. Ya prime time'da da işte sokak biraz güzel, daha... insanlar güzel, hayat güzel. Öyle ama o kendini tanıyabildiğin yaş biraz daha oraları geçiyorsun yani. Ben yakalamak... sonra daha mutlu bahtiyar olabiliriz diye düşünmüştüm ikimiz adına da ama yine sen burada komple atıyorsun. Tutma hadi. Tutma bak benim gibi çalkala. Dört güzel olur ya. Tamamen ters. Ya 3 gelsin. 3 cevap. Ben 6'da 6 istiyorum. 3. Burada ırmağın dürüstlüğünün sorgulanmasını istiyorum daha sonra. Judgment. 2 daha kötüsü geldi. İyi burada. Evet, çiğ yumurta deneniyor. Çiğ yumurta mı? Bu ne? Oo. Evet, bu bayağı bir iddialı. Ben bir yudum su içeyim. Alkış. Sen var ya sen, ben yani dedim. Araba kullanmak fısladın, ben sana söyleyeyim. Senin vermemen gereken cevapları söylüyorum. Fısladın, yeni bir kelime sonuncu... türü. Fıslamak. Öyle, keza aynı şekilde. Nasıl ya? Araba kullanmakta diğer şeyler et yemek iç... Bu arada içki içmeyi çok düşündüm. Ya sen 25'lere hayatta yaşamazsın ya. Senin 40 plus'ın bence yani. Orada 40 plus olsa onu seçerdin. Onu ne seçiyorsun? Ben o, evet içki içmeye çok gittim geldim mesela ama... Olmadı. Bitti mi? Hazırsanız... Son soru. Son sorumuz soru yani. Hocam burayı da atlatırsam Allah'ım hadi. Abi şurayı... Herhangi bir hayvan olarak arkadaşınız reenkarne olsaydı hangisini seçerdi? A. Aslan, B. Papağan, C. Yunus ve D. Penguen. Tufan aslan. Ya direkt ben çünkü doğruları seçtiğim için senin için kolay sorular ama ben şimdi tamam, bir şey peki söyleyeceğim benim doğru. Ters ayakta bırakacaksın. Peki yani. Sence benim aslan mı? Değil ama bence. Cevap söyledi. Evet şike. Evet şike. Yoksa aslan mı? Yani sen burada ya kalkıp papağan olmak istemezdin diye düşünüyorum ya. Kaç saniyem kaldı? 12, 13.
15 oldu. Ben Irmağa da aslan diyorum. 15 oldu. Ve Tufan abi bir daha yiyor arkadaşlar. Hadi. Ne? Ne seçtik? Yunus. Yunus. Söyleyeceğim. Tamamen yedirme içirme üzerine programlanmış bir kontrolün içerisindeyim. Oğlum her bir hayvanın temsil ettiği bir karakter, bir ruh var abi. Yunus'tan bana işte daha duygusal, daha ne? Sadık. Daha çok sevişiyor falan. Onunla alakalı. Hayır abi. Abi aslan daha şey abi. Agresif. Ben öyle bir şey değilim ki. Bağlı demek istiyorum. Nerede zar? Abi şu bire bir şey yapalım da zar. Atıyorum arkadaşlar. 3-3-3-3-3 6 Billur! Eyvah! Ben kapatıyorum. Ya da neyse. İnek şey değil mi? Ne bu? Evet, o billur. Kendisi koç yumurtalı. Bir şey diyeceğim, yemeden önce billur nedir, ne değildir ve ne şartlarda yenir, anlatır mısın? Vallahi ilk defa yiyeceğim. Bu gerçekten sakat at olarak yeniliyor. Ve harbiden çok düşkünleri var. Evet, seviliyor. Bu bayağı böyle baharatla sotelenip hazırlanıp. Bunu nasıl yaptınız şimdi? Bayağı baharatlarla. Sakat atçıya gidip bunu bildiğin gidiyorsun, billur istiyorum diyorsun, billuru veriyor eline. Ondan sonra bunun bir zarı var kalıp, o kalın zarı soyuyorsunuz, güzelce yıkıyorsunuz, ondan sonra dilimleyip tavada soslayıp marine ederek pişiriyorsunuz. Yok, benim şöyle bir avantajım var, ben sakat atçıyım, çok büyük de. O yüzden çok koymadı bana. Ama tadı güzeldir yani. Güzel yani. Bir bitiriş oldu o zaman. Evet, evet, güzel. Her zaman olduğu gibi, yani her türlü rekabet ortamında olaya şike karıştırıyor olman yine burada tescillenmiş oluyor. O zaman kim kazandı bu durumda? Bayağı namalip falan Irmak kazandı. Irmak abi kazandı yani. O zaman kazananımız Irmak Kazık bizim. Peki, teşekkür ederim. Şemşak. Hocam şahibe var. İtiraz ediyorum, ben tahkime gideceğim. Amacım sana aslında şunu yedirmekti, beyine düşürmekti seni ama sen bir tek milkshake içip kalktın mı bu masadan? Bir dakika. Başka hiçbir şey yok değil mi? Evet, sırf milkshake'de 3 tur milkshake'im var. Senin yakın bir zamanda doğum günüymüş. Aaa! İyi ki doğdun!